Botan'da annelerin ördüğü atkıların, berelerin ve çorapların biz Sayın Öcalan üşürse biz de üşürüz diye bize teslim edip Sayın Öcalan'a bizim adımıza gönderin dediği andı. O an çok duyguluydu benim için ve yine oyuncaklarını bize teslim eden çocuklar vardı. Yani bütün duygusuyla, bütün varlığıyla bu yürüyüş herkesi yeniden aslında Sayın Abdullah Öcalan'ın çözüm iradesinin yeniden tazelediği bir dönemdi. Ve beni en çok duygulandıran da annelerin bize kendi elleriyle ördüğüp verdiği atkı, bere, çorapların, kazakların eğer önderliğimiz üşürse biz de üşürüz. Eğer önderliğimiz rahat değilse biz de rahat değiliz. Lütfen bizim adımıza bunları İmralı'ya ona ulaştırın dediği andı. 10 yıllar boyunca o kadar çok bedel ödenmiş ki en küçük yerleşim biriminde bile gerçekten bu halkın özgürlüğü için ödenen bedelleri fazlasıyla tanırız. Buna layık olmak, bunu unutmamak, bu gerçeğin yoldaşı olmak belki de bu yürüyüş bağlamında söyleyebileceğimiz son söz. Bir kez daha ben Sayın Öcalan'ın şu sözlerini hatırlatmak istiyorum. Bu yürüyüş bir hakikat yürüyüşüydü. Hakikat açtır, aşk özgür yaşamdır. Benim için de böyle anlardan bir tanesi aslında iki kolun küçük küçük ateşlerin, direniş ateşlerinin buluşması gibiydi. Her kol kendi açısından en önemli ve tarihsel anlara tanıklık ettiği yerlerde duruyorduk. Kimimiz Kars Kalesi'ndeki toplantı şeyi, kimimiz işte ZAP'taki o devrimci köprüdeydik. Kimimiz Şemdinli'nin ilk başladığı, hareketin başladığı noktadaydık. Yani tarihsel anlar, bu büyük bedenlerin, değerlerin nasıl oluştuğunu görüyorsun. İşte Faili Meçhul'e gitmiş arkadaşların mezarlarını ziyaret ettik. Tusak ailelerimizi ziyaret ettik. Değer ailelerimizi ziyaret ettik. O da çok kıymetli ama demin gelirken şu yolun bir yerinde ya uzun yıllar sonra ilk defa şuradan şuraya geçtik ve Amara'ya bu kadar yaklaştık sözü beni çok etkiledi. Yani bu kadar, yani halkımız bu kadar çok Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü istiyor. Bu 15 Şubat komplosunun artık ortadan kalkmasını istiyor. Tişte gehari me istiyar kiri brasiji beri her tişte ev gore komi gime gelek jil gelek ciyaditin jigeni veji peşva zikirna ev germaya gel civake gire me da brasiji veya me pri istiyar kir me bukha ev heviye me gore gel me germayi peşva zibike me hevi me bukha hevi nedikir. جبر بيها ويجي هم جيكالجي هم جي بريز بريز عبد الله وجلان ام لي بورنا خد خاص ابان بريستيار كر جبو بيش روجا گلي كرد بسر كفتي در باسي ازادي خو ببتن بس تاتوي كي بستينن اف مش حوجي بي جبو تجريب تل سر بريز اوجالان رابطن جبو كو ديالوغ müzakere dest be beketin hem bu gelin kurt hem bu gelin Türkiye yani güncav bu ez rastî gelik vakti ku roja awul ve hatta nahaje bi kelecane u bi coş bi havaltiya hevala hele hele vakti ku her du bas gahin hev yani em hamuçce hestiyar bu havaltiya 40 sala ya ve tekuşinel ve de ruda Ev meşaj bu ve meşek taybet bu. Bi bahtıvari hem tevlü ve meşe bun. Dışte ez reser mi bandor kır. Ev dayikin aşiti cihye çareseri jimere işaret dikir. Zaruki vanlı girdike ha greba bir çibu nedane. Hinek zaruki vanlı çi şervanın. Dağaza van tişkenandı da tecrüta ser serukati bu. روش بری روش هفدیتین بیک بیو برین دموقراسی مثلا کرده چهار سر ببیو او زاروکی وان بسلامتی بگین باوان و تکوشین آخال باوان بردوان بکن دایکی آشیتی براستی نوه نقطه دا جبو ویولاتی جبو زاروکین خواه جبو ملتی خواه
tekoşinek mayinde de meşinin la her derece ev dayıkına dağazi van jubu aştek burumet bu. Bu yürüyüşü başarmış olmak, yani her gün bir yerde, başka bir kentte yürümek, insanlarla bir araya gelmek herkeste büyük bir heyecan yarattı. Biz ailelerde de bunu hissettik. O heyecanı, o coşkuyu, o duyguyu verdiler yani bize. Özellikle Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü ve en önemlisi de Kürt sorununun demokratik çözümü. Yani artık bu baskıcı rejimin, özellikle Kürtleri yok sayan, Kürtleri her gün şiddet politikalarıyla karşı karşıya bırakan bu anlayışın değişmesi yönünde bir umudu arttırdı. Bizde de arttırdı, onlarda da. Dediğim gibi bu çok karşılıklı bir etkileşim. Sadece bizimle ilgili değil, gittiğimiz, dolaştığımız, gezdiğimiz, temas kurduğumuz her yerde bizim de umudumuz büyüdü. Bu yürüyüş benim için çok anlamlı oldu. Yaptığımızın ne kadar doğru bir şey olduğunu gösterdi. Ama bunun kolay bir şey olmadığını, emek harcamak gerektiğini, bunun bir emek süreciyle aslında bir şekilde özgürlüğün de yani gün be gün daha çok gelişebileceğini söyleyebiliriz. Sayın Öcalan üzerindeki tecritin de kaldırılması noktasında halk kararlı duruyor. Bizler de demokratik siyaset öğrenenler de bu süreci daha iyi anlatacak şekilde örgütlenmemiz gerekiyor. Biz o sorumluluğu duyduk halktan. En azından bu yürüyüşle neyin olması, nasıl olması gerektiğini, Kürtlerin önümüzdeki yüzyılın kaderini nasıl belirleyeceği noktasını, kadınların nasıl yaşamak istediğine dair birçok aslında tartışmalar gelişti. Ve bunu götüreceğiz, bunu yürütmek zorundayız diyebilirim. Yani cuşu prehüş, buna bir gerek Kürt. Çıdaram hatili ev gel per coşkulu derbaz bi. Zaten çayın malı gel havala cıvı girtin. Dayık me peşve özüken dayık acı tilili dan, çeyre hua gütün, helbez gütün, keyf acı prade. Bu azadiya gerek kürç, bu azadiya serukat yamış buna azadiya havalen hafse. Bu ev evkirin. Anul amarana el bici gerek seruke ma azad bebe, em seruke ha azad ki an em nesekini. Hatta em azad ne ki, evvelin me hapsu zindan adam, em azad ne ki, em nesekini. Biz bu yürüyüşü karar verip başladığımızda tam olarak nelerle karşılaşacağız bilmiyorduk. Fakat en net karşılaştığımız şey halkın sahiplenmesi oldu. Kendi değerlerine ve kendi geleceğine sahiplenen bir halkta İmralı'nın kapılarının açılması için her yerde bizimleydi. Birçok engellemeyle karşılaştık. Birçok yerde halkla yan yana yürümemiz engellenmek istedi ama her yerdeydi insanlar. Her yerde yürüyüşü desteklediler ve bu yürüyüşün yapılması onları onurlandırdı. Kürt halkı için, Kürdistan halkı için tekrar kendi benliğini bulduğu bir yürüyüş oldu. En önemli kısmı buydu. Biz yürüyüş boyunca sürekli ailelerin evlerinde kaldık, ailelerleydik. Birçok soruları vardı ama en önemlisi şuydu. Halkların barışı sağlanabilecek mi bu yürüyüşün sonunda? Bunu sağlayabilecek miyiz? Siz nasıl görüyorsunuz? Bu kadar zulüm altında, sömürgecilik altında hala halkın tek bir isteği var. Barış, halkların barışı ve elbette tabii ki Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması.